Merhaba arkadaşlar, ben Cahat. Bugün Serkan'la beraberiz. Merhaba. Bugün C63'ün içindeyiz. Özel bir C63. Alışık olduğumuz 4 kapı sedan değil, station modelin içindeyiz. Türkiye'de ben henüz görmedim. Herhalde tek diyebiliriz şu an herhalde çektiğimiz araba. İstersen aracın teknik özelliklerinden başlayalım ilk. 476 beygir. 476 beygir, evet. Bundan bir öncesinkinden aynı güce sahip. Fakat tork olarak farklı. Ve o gücü daha erken elde ediyor çift turbo olmasına. Motor hacmi de bayağı bir düştü aslında. Evet, 6.2'den 4 litreye düştü. AMG sevdalıları herhalde birazcık üzülmüştür. Yani ilk başta biraz üzüldüler. Daha hani üzülen var ama şimdi emisyon olayından dolayı bunu mecbur da AMG yapmaya. Yakıt olayından dolayı, emisyondan dolayı buna mecburlardı. Sen memnun kaldın mı bu motorun düşüşünden, yoksa sen birazcık daha turbo sevdalısın herhalde değil mi? Evet, ben çok memnun kaldım çünkü arabanın çekişi bayağı erkenden başlıyor. 6.2'nin yani bundan bir öncekinin hani o motorun devrimle gücünü kazanıyordu. Şehir için özellikle herhalde içinde, bayağı evet. Bir ölüydü. Ve ya daha bire bağırta bağırta gezmen aynen, gerekiyor. Doğru. Ve tabii ki bunun yakıtı da ondan kat kat daha az. Onun dışında sen Nürburgring'e de çıktın. Arabanın performansının evet. Tam şekilde de vardı aslında. Sürme fırsatı buldun. Evet. Nasıldı sence sana göre? Çok iyi. Yani tabii ki 4 litre motor hacmin olmasının da farkına varıyorsun. Çünkü motor eskisinden bayağı bir hafif ve bunu virajlarda hissediyorsun. Çünkü arabanın önü hani hemen viraja yatıyor. Kopma şeyi olmuyor değil mi arabanın? Yok, olmuyor. Arka çekişli olduğu arkası halde daha kopma meyilli yani. Arkası bayağı bir İyi tabii. Asfaltta bile aslında beni böyle bir hissettiriyor değil mi? Arkadan kopma evet, şeyi var. Evet, evet. Ya tork gücü çok yüksek olduğundan dolayı yani bayağı bir şey yapıyor o. Araba aslında bayağı böyle bir hararetli çalışıyor değil mi? Hani evet, durduğumuz evet. Yerde de böyle hani Bilgehan yanımızdaydı, bir kasa sahibi o. Hı-hı. Bu ne dedi kanka böyle? Evet. Amanca herhalde o sistem soğutuyor çünkü 4 litre motor. Evet, çok yani Türkiye'de bile bu sıcaklarda bile hani yağ şeyine bakıyorum mesela 100 derece gösteriyor. Bu 100 dereceyi ben hani soğukta da 100 derecede oluyor. Çalışma da hararet herhalde hep böyle. Evet, bizim ev makinelerinde öyle çünkü. Bu sıcaklığı seviyorlar. Onun dışında direksiyon hissiyatı nasıl sana göre? Çok güzel. Bunun elektronik sistemi. Yani hidrolik sistem değil ve bu hıza göre ayarlıyor. Yine bir eskisine nazaran sana göre daha mı iyi yoksa daha mı kötü? Bence daha iyi. Bence çünkü daha genelde iyi. Elektronik olması insanlar tarafından eleştiriliyor yani hissiyatsızlık evet, bakımından. Tabii. Ama onda yani ilk zamanlar bayağı bir, şimdi bu arabada değil başka arabalarda bayağı bir sıkıntı yaşanıyordu, bozuluyordu, ediyordu. Ama artık onda yani gelişti her şey. Teknoloji çözümünü buldular. Ve ondan dolayı yani sert olması hızlı gittiğin zaman tabii ki güzel, daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor. Daha güvenli oluyor. Şu an tünele de geldik mesela. Egzozumuz da şu an stok değil mi? Stok diye geçiyor ama aslında tam olarak stok değil. Çünkü AMG'de şöyle bir olay var. Stok dediğin zaman daha sessiz oluyor değil mi aslında? Daha sessiz oluyor. Evet, daha şu sessiz an oluyor. Şu an bir üst donanım paketini satın evet, almış durumdayız. Bunun bu performance package diyorlar. Egzozu performance package'in egzozu. Bunu da yani fabrika çıkışı özel sipariş ediyorsun. Ses o birazcık şeyli oluyor. Şöyle gürül gürül V8 geliyor. Ve bu valfli sistem
Valfil sisteminden dolayı orta susturucuyu kaldırmışlar bunda. Belli bir devirde mi açıyor o valfi normalde? Mesela evet. Şu an hep açık. Şu an hep açık. Ona da bir çözüm bulduk. Normalinde belli bir devirde açıyor veya tam gazlayınca açıyor. Bizimki ama daima açık. Evet. Bir modifiyeli bir cihaz taktık. Kumandalı. Bu şey galiba modül tarzı bir şey yerleştiriyorsun değil mi? Modül tarzı bir şey, evet. Onu istediğimiz gibi kumandayla açık kapatabiliyoruz. Ama açık olduğu halde bile böyle içerisinde rahatsız edici bir ses yok yani. Evet. Onun dışında Haunted'in şeyi var. Evet. Coilover var. HR'ın. Haunted'in coilover sistemi var. Bu sistemin özelliği orijinal AMG amortisörlerin üzerine geçiriliyor. Ve onun sayesinde bu bütün sert yapma, sport, sport plus modların hepsi mevcut kalıyor yani. Fiyat bakımından herhalde daha da uygun oluyor değil mi? Evet, komple yeni bir amortisör sistemi yaymayı almıyorsun. Evet. Onun üstüne geçmeli bir sistem alıyorsun. Arabanın orijinalini bozmuyorsun yani, tam olarak bozmuyorsun. Öbür türlü, çünkü hani şimdi mesela başka bir sistem aldığın zaman, coilover sistemi aldığın zaman taş gibi olacak. Taş gibi oluyor ve arabanın o bütün hani düğmelerle ayarlayabildiğin her şeyin devre dışı kalıyor. Benim M3'ten daha yumuşak bu araba. Evet, çok konforlu ya. O yeniden yani şaşırttı beni yani. Evet. Normal aile arabası gibi geziyoruz. Evet. İstersen sert de yapıyorsun. Piste çıktığın zaman zaten hemen sert Sport Plus'ı alıyoruz. Bunun bir race modu yok galiba değil mi? Bizim tek dezavantajı olarak. Evet. Hani o bir race mod yok. Onlar da sadece S modellerinde var. S'lerde 4x4 oluyor. Yok, onlar normal mi oluyor? Normal. Onlar da normal oluyor. Sadece 510 beygir oluyor ve frenleri biraz daha büyük oluyor onların. Şey gibi, bu BMW'nin Composition paket gibi. Aynen, aynen o şekilde. Onun dışında karbon flapler var, lipimiz var önde. Evet, ön lip var, karbon flapler var. A45 AMG görünümlü. Normalde yok çünkü. Normalde yok, evet, bunlarda hiç yok. Ama güzel durmuş. Hatta kamuflajın üzerine böyle. Evet, sağ ol. Hani asi bir böyle bir duruş geliyor önden. Zaten yani bunda şimdi onu çok güzel yaptılar. Fabrika çıkışı bayağı bir şey sipariş verebildiğin için eline fazla modifiye imkanı bırakmıyorlar sağ olsun Mercedes. Mesela bunda night paket var. Hani bütün krom olan çıtalar, her şey siyah çıkıyor. Geliyorum. Egzoz uçları siyah çıkıyor. Yani bunları biz eskiden hep kendimiz boyattırıyorduk. Boyattırıyorduk. Veya kaplama yaptırıyorduk, bir şey yaptırıyorduk. Hani neredeyse bir şey bırakmadılar yani bize. Hemen hemen her şeyi. Jantlar da aslında bir üst paketin değil mi? Bir jantları? Üst paketin jantları. Onları da özel sipariş verdik fabrika çıkışı. Bir dezavantaj olarak belki balata tozunu değinebiliriz değil mi? Balata evet, tozu bayağı böyle bir. Onun ne yazık ki çözümü yok. Ön balataların normal balata tozu var, siyah. Ama ne yazık ki arka balatalar kırmızı bir ton veriyor. Onun dışında başka ne modlar var arabada mesela ayarlayabileceğimiz özellik olarak? Bu BMW'deki gibi ya da M tuşu var mı sende? Bu AMG tuşu tarzı bir şey. AMG tuşu tarzı bunlarda biraz daha değişik. Bunlarda şimdilik mesela konfor var. Konforda burada gözüktüğü şanzıman gibi. Mesela şu an şanzıman konforda, motor konforda. Şu an patlatmıyor herhalde değil mi? Şu an patlatmaz da egzozu. Ondan sonra spor modu var. Zaten direkt şey egzoz sesi aynen geldi. Egzoz sesi geliyor. Bir tane vites düşürüyor. Bu Sport Plus kadar şey değil, agresif değil. Her şeyi hemen hemen aynı. Hani vitesi geç gas atıyor. Gas tepkisi herhalde birazcık daha evet zayıf. Zaten Sport 1'i alıyor zaten otomatikmen şey amortisörleri de. Ve ama o patlama olayını mesela yapmıyor. O Sport patlama olayını sadece aynen sadece Sport Plus'ta alıyor. Bir daha vitesi düşürüyor zaten. ESP'de komple kapatabiliyorsun herhalde değil mi? Yoksa ESP'nin var mı böyle yarım kademe böyle? Var. Bunun bir öncekisinde yoktu. Bunda var. Bunu bir kere bastığın zaman handling modu alıyor. Bu böyle eğlence modu değil mi? Aynen, eğlence modu. Bir yere kadar izin veriyor, bir yere kadar ondan sonra drift kesiyor. İzin veriyor, yanlamaya izin veriyor. Ve pistte bu çok güzel oluyor çünkü pistte hele Nordschleife'da, Nürburgring'de dar virajlardan çıktığın zaman
bayağı bir böyle virajdan atmasını istiyorsun. Yani hem atmasını istiyorsun hem de virajdan çıkmadan önce gaza yüklendiğin için hem normal ESP kapatıyor, komple kesiyor. Şey bu kesmiyor. Bu yani izin veriyor. Yani aslında tabii ki komple kapalı sürmek lazım ama hiç komple sadece kapalı böyle keyif için gelir mi Notch Life'e? Komple kapalı bundan tabii ki sürmedim. Çünkü yani bu daha bir yaşında olduğu için daha kıyamadım. Yani ne olur olmaz yine de. Ama Notch Life'da E36 BMW'm vardı mesela. O onda zaten ESP diye zaten bir şey yok. Yani o komple bileğe kalmış onun. Free gidiyordu. Arkası zaten direkt meyildi. Yani, ben buradayım diye. Yüzden gidiyor şu an. Gene de bir ateş de ediyor arkada. Aslında stok olarak bunları yapması bayağı güzel bir şey yani. Evet, sonradan tabii ki. Egzoz takmana gerek yok. Ya böyle bari vizede sıkıntı olmuyor yani. O avantajı çok büyük. Artık onu Mercedes nasıl yaptıysa, ama başkaları da yapıyor. Ferrari olsun, Lamborghini olsun, Porsche olsun. Mesela ne kadar yazıyor desibel olarak? Yalan olmasın, ruhsatına 105 yazıyor bunda. Mesela benim M3 atmosferik 4 litre ama ruhsatta galiba 87 mi ne yazıyordu? Evet. Bunda bu yeni çıkan AMG'lerde bayağı kıyak yapmışlar. Sen belki bilirsin, E55'lerde mesela 211 kasalarda onlar da yani hiç ses çıkmıyor. Hiç yani. Sıfır. Önden sadece motorun aynen, işte önde, şey çıkıyor. Evet. Arkadan kuru gürültü yok yani, hiçbir evet şey yok. Hani orada AMG bayağı bir hani motorlar ufaldı aslında, ses de arttı. Aynen öyle oldu. Ama artık eskiden Mercedes kullananlar zaten hani hiç kimse görmesin, hiç kimse farkına varmasın. Birazcık da aslında böyle artık yavaş yavaş genç kitleye hitap etmeye başladı. Evet, biraz daha eskiden oturaklı insanlar kullanıyordu. Şimdi artık gençler özellikle A45'lerden sonra işte evet, yavaş yavaş CLA 45 olsun, A45 olsun. Hani güzel araba, gençler için de araba yapmaya başladılar. Zaten içine de gelirsek eskiden bu kadar böyle modern değildi. Daha evet böyle özellikle direksiyonlar hiç hoşuma gitmiyordu benim. Doğru. Şey de güzel değildi. Tachometa, şimdi Türkçesini kalandıran kadran mı diyorsun? Kadran. Mesela onlar da biraz CL, mesela CL çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Ama direksiyonu içine bakınca çok kötü. Çok eski duruyor. O konuda Mercedes bayağı böyle bir gelişmeye sağladı tabii, tabii içeride. Bu tahta falan hepsi opsiyon herhalde değil mi? Bu opsiyonel. Normalde bunun içi parlak siyah oluyor. Çabuk çiziliyor bir de o parlak. Çabuk çizildiği için ben de biraz titiz insanım. Sevmiyorum yani, şurada mesela toz var. Daha demin sildiğim halde. Hani sevmiyorum parmak izleri, çizikleri. Bu saat falan opsiyon mu yoksa geliyor mu ondan hepsi? Bu saat opsiyon. Hepsinde olmuyor. Bu EVT'nin saati. Tutunamayanlar da bugün. Şeyine de deneyebiliriz aslında, arabanın boyutları normal mesela C kasa alsak bir tık daha büyük hava değil mi arabanın uzunluğu? Evet, bunun motoru tam sığdıramadıkları için önünde şu ufak bir pay bırakmışlar. Ufak bir spacer gibi, yani Almancasında distance stükü diyorlar. Spacer böyle. Hatta onun üzerinde AMG de yazıyor. Bu yaklaşık 2,5-3 santim daha uzun motor normal C kasalarda. Motor kapılı uzatmışlar. Evet. Çamurluk, motor kapılı daha uzun. Çünkü işte o intercooler'lar hepsi fren sığmamış. O yüzden bunlar biraz daha hatta uzun oluyor. Hatta bir tane C63 görürseniz oradan anlayabilirsiniz. Evet tabii. Herhalde, değil mi? Bu motor kapağı şeyden tampondan ayrı ayrı bitiyor. O fake'lerde motor kapağı tamponun içine kadar gidiyor, ondan sonra bitiyor. Yani oradan farkına varılır. Ama şey gibi böyle BMW'li mesela karşılaştırırsak böyle herhalde dış boyutu fark yok herhalde değil mi? Yok. Plastik aralığı yok falan. O M4'lerdeki gibi mesela değil. Şey, şişiklik yok, şişiklik yani. Şişiklik yok. Birazcık daha böyle sleeper. Aynen. Onun dışında aracın her şeyini konuştuk. Umarım doyurucu bir video olmuştur izleyicilerin İnşallah. Adına da. O zaman videoyu kapatabiliriz herhalde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.